Herkese merhaba. Bugün sizlere HD Mini foto kapan hakkında bilgiler vereceğim. Foto kapan kameramız hareket sensör üzerine sahip. Dış kutusu göründüğü gibidir. MD29 serisine ait bir cihaz. Şimdi cihazımızın kutu içeriğine bir bakalım. Hemen üst tarafta İngilizce ve Çince kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Bir adet kameramız çıkıyor. Bir adet kamera tutacağı çıkıyor. Bir adet de kamerayı sabitleştirmek için bir ara aparatımız çıkıyor. Bunu kask kamerası veyahut da araç kamerası olarak da kullanabiliyorsunuz. Yanında da bir adet USB şarj kablosu geliyor ve data kablosu geliyor. Bilgisayara bağlantısını yapabiliyorsunuz içerisine hafıza kartı taktığınızda. Şimdi şunları köşeye koyalım. Birazcık kamera hakkında bilgiler vereyim sizlere. Cihazımızın özellikleri şu şekildedir. Hareket sensör özelliği var. Veyahut da devamlı kayıt yapma özelliği var. Sesli ve renkli bir arada kayıt yapabiliyor. Veyahut da hareket oldukça kayıt yapma özelliğine sahip. 128 GB'a kadar destekliyor cihaz. H264 formatında kayıt edebiliyor. Önünde yuvarlak görmüş olduğunuz, top gibi görmüş olduğunuz hareket sensörü. Yani cihazın önünde herhangi bir hareket olduğunda cihazımız otomatikman kayda başlıyor. Çevresinde gece ledleri mevcut. Ve tam ortasında da lensimiz var. Şu bulunan yer kameranın gözü olarak geçiyor. Geniş açı olarak geçiyor. 140 derecelik bir açıya sahip cihaz. Birlikte video çektiğimizde birazdan bilgisayarda görüntü kalitesini birlikte izleyeceğiz. Buradaki ledler gece ve karanlık olduğunda aktifleşir. Yaklaşık olarak 2-3 metrelik bir alanı netleştirir. Yani çok büyük bir alanlarda tabii ki iş görmez ama küçük bir odalarda veyahut da los bir ışık varsa, gece lambası bir tarzı bir ışık varsa orada işinizi görebilir bu cihaz. Onun haricinde çok büyük böyle 40-50 metrekarelik bir yerde işinizi görmez, bilginiz olsun. Şimdi bu cihazın içerisinde 1200 mAh bataryası, lityum bataryası şarj edebilen bir batarya mevcut. İki fonksiyon çalışma özelliği var. Alta doğru çektiğimizde şurada işareti mevcuttur. Video işareti var. Yaklaşık olarak tek şarjla 8 ile 10 saat arasında devamlı kayıt yapabiliyor. Full HD olarak kayıt yapıyor. Üst tarafa çektiğimizde de hemen hareket sensör üzerine görüyorsunuz. Üst tarafa çektiğimizde hareket olunca kayıt yapıyor. Hareket algılama şu şekilde. Hareket algılamayı aldığımızda yaklaşık olarak ben 2 haftaları test ediyorum. Hala cihazımız çalışıyor. 2 haftadır önünden nereden baksanız 20-30 defa geçmişimdir. Her geçişimde birer dakikalık kayıt yapıyor cihaz. Fabrika verilerinde 90 gün bekleme süresi var olduğunu söylüyor. 90 gün boyunca herhangi bir hareketi yakalayabiliyor. Tabii ki şöyle bir hareket, 90 günlük bahsettiğimiz. Her gün bir yere koyup da her gün hareket oluyorsa o hareket sensör özelliğini çalıştırmayalım. Çünkü akıcı bir kayıt alamazsınız. Birer dakikalık kayıt alırsınız. Devamlı bunu izlemek zorunda kalırsınız. O yüzden devamlı kaydı alacaksınız. Günübirlik kullanacaksınız eğer. Devamlı altı çektiğinizde devamlı renkli ve sesli şekilde kayıt alır. Ama bağ bahçe veyahut da yazlıktır veyahut da girmeniz bir evi vardır. Oraya koyarsınız arkadaşlar. Hareket sensörü üzerine çekersiniz. Önünden birisi geçtiği anda bu yaklaşık olarak bir ayın üzerinde bekleme özelliğine sahip cihaz. Şu an ben deniyorum zaten 2 haftadır testte. Yaklaşık olarak 20-30 defa az önce söylediğim gibi 20-30 defa önünden geçmişimdir. Kayıtlarımı aldım. Yanından geçtiğin zaman zaten şu sağ tarafta hareket sensöründeyken sağ tarafta mavi ışık yanıp sönüyor sonrasında. Tabi buraya da dikkat etmek gerekiyor. Hani karanlık bir yere koyacaksanız şurayı da bantlamanızda fayda var. Şimdi cihazımız 128 GB destekliyor. Hafıza kartımızı takalım. Sonrasında kayıtlara nasıl geçiyor? Bununla ilgili bilgi vereyim sizlere. Hafıza kartı alırken de dikkat etmeniz gereken yani 8 ile 128 GB arasında cihaz destekliyor. Burada Class 10 yazarsa daha iyi olur arkadaşlar. Class 10 özelliğini alırsanız daha bir verim alırsınız cihazdan. Gerçek kaliteyi en azından size sunmuş olur. Her zaman Class 10 özelliği olsun. Yani şurada yazar, ben şu şekilde göstereyim size. Bakın şu alt tarafta. Gerçi kutu üzerinde yazar ama bazılarına yazmıyor. Şurada 10 yazıyor yuvarlak içerisinde. Sizin de aldığınız aynı şekilde Class 10 olsun. Ve orijinal hafıza kartı alın ki yoksa cihazınız desteklemez. Çoğu kopya hafıza kartları oluyor. Bilindik bir yerden alırsanız en azından sorun yaşamazsınız. Şimdi hafıza kartımızı şu şekilde takıyoruz. Çıt çıtıdır. Şu şekilde tırnağınıza ittiriyorsunuz.
tırnağımızı ittirdik. Şimdi nasıl bir kayıt istiyoruz ona bakacağız. Atıyorum devamlı bir kayıt yapalım. Cihazı alta çektim. Buradaki ışıklar yanıp sönecek şu anda. O ışık komple sönecek. Şu an cihazımız kayıt yapıyor. Şöyle bir etrafı çekelim. Birazdan da bilgisayarla birlikte bakacağız. Şöyle sağa sola çekelim. En azından sesimizi alsın. Evet, şu anda normal kayıt yapıyor. Bu şekilde bırakırsak cihazımızı yaklaşık olarak 8 ila 10 saat boyunca kaydımızı yapacaktır tek şarj ile. Tam ortaya çektiğimizde cihazımız kapanıyor. Şurada kapatma işareti var. Sürgüyü tam ortaya çektiğimizde cihazımız kapanıyor. Atıyorum bağ bahçeye koyduk. İşte girmediğimiz bir yazlığa koyduk. Uzun süre gitmediğimiz bir yazlığa koyduk. Üst tarafa çekiyoruz. Ve cihazımız şu anda kurulumu yapıldı. Cihazın önünden bir şey geçtiği anda, şimdi gerçi daha yeni başladı ama şu sağ tarafta mavi ışık yanıp sönecek. Şöyle tekrar bir geçireyim. Şu anda bir bitmene kayıt yapıyordur. Çünkü elimde oynatıyorum cihazı. Sabit bir yere koymak gerekiyor. Bu şekildeyken hareket olmazsa fabrika verilene göre 90 gün bekleme süresi. Bana göre de yani ben genellikle fabrika verilene pek dikkate almıyorum. 2 haftadır deniyorum ki devam edecek bu denemelerim. Hani çok hareket olmazsa sorun yok. Büyük ihtimalle 90 gün gider ama atıyorum işte 90 gün içerisinde 20-30 defa veya 40 defa bir hareket olursa tabii ki o erken bitecektir. Çünkü 90 günün içerisinde bir günlük yani bir defaya mahsus bir hareket olarak düşünülüyor. Biz genellikle önünden geçiyoruz. İşte tekrar bir el sallıyoruz cihazda. Çalışıyor mu çalışmıyor mu bunun testlerini yapıyoruz. Her testte birer dakikalık kayıt yapıyor cihaz. Yani şu şekilde hareket yaptık. Elinden geçtik. Veyahut da karşısında birazcık bakındık. Bu yaklaşık olarak birer dakikalık. Yani 60 saniyelik bir kayıt yapacak her kaydımız. Yani 5 saniyede önünde dursam bir dakikayı tamamlayacak bu. O yüzden çok böyle 90 günü beklemeyin. Çok hareketli olan bir yer için söylüyorum. Uzun süre kullanacağım diyorsanız atıyorum bir eve koyun. Bir ay boyunca, iki ay boyunca hatta cihazın önünde hareket olmazsa şarjı dayanabilecek. Veyahut da cihazımız devamlı şarjdayken de çalışabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şarja taktık cihazımızı. Hareket sensörüne taktık. Bu tabii ki 3 ayda geçer, 6 ayda geçer, 1 yılda geçer. Harekete göre değişir bu. Onun haricinde şimdi cihazımızı kapatacağız. Tekrar ortaya çektim. Işığımız sinyalini verdi ve kaydımızı durdurduk. Şarj etmek için de şu şekilde USB şarj kablosu var. Kabloyu taktık. Cihazımızı şarj taktığımızda buradaki ışıklarımız yanıp yanıp sönecek. Onun da bilgisini vereyim hemen takayım bir yere. Cihazımızı şarjı taktık. Bu şekilde mavi ışık yanıp komple sönecek kırmızıyla birlikte. Sabit mavi ışık, kırmızı ışık sabit yandığında cihazımız full şarjı olmuş oluyor arkadaşlar. Şu an cihazımızın şarjı fullendi arkadaşlar. Bu şekilde olduğunda şarjını alıp alabilirsiniz. Sabitlendiğinde şarjımız dolmuş oluyor. Şarjımız da 4-5 saatlik zaman diliminde fullenmiş oluyor. İstiyorsanız powerbank'ta da şarj edebilirsiniz. Bilgisayarda da veyahut da telefon adaptörünüz var ise USB adaptörler ona takıp da şarjını yapabilirsiniz. Şimdi bilgisayara geçelim. Görüntü kalitesine bir bakalım. Onun haricinde tabii ki bu işlemi yapmadan önce bir kere kayıt aldık. Sonrasında bilgisayara takıp tarih ayarını yapmamız gerekiyor. Bir kereye mahsus. Nasıl yapılacak? Onlarla ilgili bilgi vereceğim birazdan sizlere. Şimdi bilgisayara geçelim. Devam edelim videomuza. Şimdi cihazımıza USB kabloyu taktık. İçerisine hafıza kartını çıkartmadan direkt bilgisayara takıyoruz. Büyük ihtimalle okuyacaktır. Çünkü üstündeki hem veri kablosu hem şarj kablosu, data kablosu olarak geçiyor. Ben bilgisayarıma girdik. Hatta karşısına bu şekilde çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Dosyaları görüntüle veyahut da buradan bilgisayarından çıkartılabilen DIX olarak da çıkar karşımıza. Şu anda çıktı. Giriş sağladık. Video içerisine girdik. Şimdi buradaki az önceki test ettiğimiz görüntüleri izleyeceğiz. 3 defa burada testimizi yaptık. Buradaki ışıklar yanıp sönecek şu anda. Bu ışık komple sönecek. Şu an cihazımız kayıt yapıyor. Şöyle bir etrafı çekelim. Birazdan da bilgisayarla birlikte bakacağız. Şöyle sağa sola çekelim. En azından sesimizi alsın. Evet şu anda normal kayıt yapıyor. Bu şekilde bırakırsak cihazımızı. Fark ettiyseniz açı bayağı bir geniş. Buradan da hemen direkt ayarlara bakalım. Ayarlarda nasıl formatta çekim yapmış ona bakalım. Özellikler diyelim. Ayrıntıya girelim. Ayrıntıda fark ettiyseniz bakın burada 1080. Yani gerçek Full HD olduğu değeri burada gözüküyor zaten. 1080 olarak gözüküyor. Onun haricinde diğer kayıtlara bakalım. Şurada hareket sensörü olması gerekiyor. Cihazımız şu anda kurulumu yapıldı. Cihazın önünden bir şey geçtiği anda, şimdi gerçi daha yeni başladı ama şu sağ tarafta mavi ışık yanıp sönecek.
Şöyle tekrar bir geçireyim. Şu anda büyük ihtimalle kayıt yapıyordur. Çünkü elimde oynatıyorum cihazı. Sabit bir yere koymak gerekiyor. Bu şekildeyken hareket olmazsa fabrika verilerine göre 90 gün bekleme süresi. Bana göre de yani ben genellikle fabrika verilerine pek dikkate almıyorum. 2 haftadır deniyorum. Yakın çekim yaptık genellikle. Şöyle ofisi çekeceğim. Şimdi cihazımızı buraya koyalım. Başlatalım önce. Şöyle başlattık. Kayda. An itibariyle başladı. Şu şekilde koyalım. Şu an telefonumuza da aynı şekilde bir açı yapalım. Bakalım açısı aynı mı yoksa daha mı geniş? Onunla ilgili bilgi vereceğim. Şu an büyük ihtimalle kayıt yapıyor. Hatta cihazı alıp bilgisayara takalım. Şunu hemen direkt kapatalım. Cihazı kapattım. Şimdi bilgisayara bağlayacağım. Bilgisayara bağladım. Buradan bilgisayara girelim. Kartla Blendix video. Hangi böyle başladı? Şu şekilde koyalım. Şu an telefonumuzda da aynı şekilde bir açı yapalım. Bakalım açısı aynı mı yoksa daha mı geniş? Onunla ilgili bilgi vereceğim. Şu an büyük ihtimalle kayıt yapıyor. Hatta cihaz aldım. Evet, burada da cihazı aldık. Açısı bayağı iyi. Yani beni tatmin etti. Daha önceki videolarda, daha önceki cihazlardan daha doğrusu. Bu benim işimi fazlasıyla görür. Burada da tabii ki başlatmadan önce time dosyası yapmamız gerekiyor. Yani tarih olarak. Şimdi bir kere kayıt yaptık. Bilgisayar bağladık. Burada size direkt time dosyası oluşturuyor. Tarih dosyası. Burayı açıyoruz. Burada günümüzün tarihini atıyoruz. Yani buraya 21.09.29 saatini yazıyoruz buraya. 17 şu an çektiğim saati yazıyorum. 22. Buradan da dosyayı kaydet diyorum. Artık cihazın içerisindeki tarih yazılmış şekilde çıkacak. Buradaki gibi çıkacak. Ben diğer ayarda baktığım zaman bakın burada eski tarih yazıyor. Buraya girelim. Burada da 11. ayın 13'ü 2020 olarak gözüküyor. Bir kayıt yapalım bakalım kaydını aldı mı. Ondan sonra da videomuzu yavaş yavaş bitiririm. İkinci kaydımızı yaptık. Tekrardan giriş yapıyoruz. Evet, aradaki farkı şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu ilk çektiğimiz video. Bu da ikinci çektiğimiz video. Burayı 22 yapmıştık. Bir dakika geçmiş zaten. Hemen girelim. Şimdiki kaydımız tamamıyla tarih amaçlı. Tarihimizi gerçek zamana atıyor mu ona bakacağız. Şimdi kaydımızı durduralım. Tamamdır. Bu işlem de tamamdır. Aklınızda soru işareti var ise cihazla ilgili daha detaylı bilgi istiyorum diyorsanız da sol tarafta WhatsApp numaramızı bırakacağım veyahut da video altına da yorum yapabilirsiniz. Videomu sabırla sonuna kadar izlediğiniz için hepinize ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.